Herkese merhabalar. Edebi sanatlar edebiyat dersimizin Türkçe ile bağlantılı olan en kolay konusu. Yani bunu zaten 5'te, 6'da, 7'de de öğrenmiştik. Yok benzetme vardı hatırlarsanız, kişileştirme vardı ya da işte abartma vardı. Bugün biraz daha ayrıntılarına gireceğiz ama esasında çok kolay bir konu. Arkanızı yaslanın, dikkatli bir şekilde beni dinlerseniz bu konuyu da cebimize atmış olacağız. Müzik <laughs> Şimdi futbolcular sahaya çıktı dediğimizde bu cümlede herhangi bir söz sanatı yok. Futbolcular sahaya çıkıyor burada bir şey yok. Ama aslan gibi güçlü futbolcular sahaya çıktı dediğimizde futbolcuları aslana benzetiyoruz. Bu benzetme edatı oluyor bu da benzetme yönü oluyor. Benzeyen futbolcular kendisine benzetilen de aslan olmuş oluyor. Şimdi şu cümle şu cümle arasındaki farkı görebiliyor musunuz? Görebiliyorsunuz. Futbolcular sahaya çıktı hocam burada bir şey yok ama burada ise aslan gibi güçlü futbolcular sahaya çıktı oluyor. Aslan futbolcular sahaya çıktı dersek bu sefer benzetme edatını ve benzetme yönünü kullanmamış oluyoruz. Buna da güzel benzetme diyoruz. Hakikaten de bu daha güzel. Yani aslan gibi güçlü futbolcular demek yerine aslan futbolcular sahaya çıktı demek daha iyi. Aslanlar sahaya çıktı dediğimizde ise futbolcuları kullanmadığımız için yani sadece kendisine benzetilen kullanıldığı için bu sefer istihar olmuş oluyor. Ya da futbolcular sahada adeta küre dediğimizde bu da istihar oluyor. Futbolcuları aslana benzetiyoruz ama aslanı söylemiyoruz. İşte her ikisinin de kullanıldığına benzetme diyoruz. Sadece biri kullanılırsa ona da istihar ediyoruz. Bunun harici mesela top bağırdı bana vurmayın diye. Bu ne oluyor? Konuşturma oluyor. Niye? Çünkü top konuşmaz. Top konuşuyorsa bu bir insan olmayan varlığın konuşması oluyor. Ya da işte Sabri topa vurdu top uzaya gitti. Bu abartma oluyor yani böyle bir şey olamaz. Şimdi gelin bunları güzel bir şekilde öğrenelim. Öncelikle imge nedir ona bakalım. İmge bir varlığı, kavramı, durumu daha canlı ve daha duygulu anlatmak için... ...onu başka varlık, kavram veya durumların çizgileri ve şekiller içine tasarlamaktır. Yani böyle sanatlı söylemektir. Mesela imge duyuyla edinilen bir deneyimin zihindeki görüntüsüdür. Mesela demiş ki şair adını mıh gibi aklıma tutuyorum demiş. Yani mıh nedir? Çivi şöyle bak. Bunu adını kafama çiviledim demek yerine adını kafama çiviledim de yine aynı şekilde olabilir. Burada bir benzetme yapıyor ve burada sana demek istiyor ki ben diyor seni aklından çıkarmayacağım diyor yani. Burada bir imge kullanıyor. Şair dış dünyada gözlemlediği nesnelerden bir seçme yapıyor. Bu nesneler arasında değişik ilişkiler ve bağıntılar kuruyor. Zihinde bu bağıntıları yansıtan bir tasarım oluşturuyor. Yani diyor ki ben bunu aklımdan çıkarmayacağıma göre kafama çiviledim diyebilirim diyor. Bu tasarım dış dünyada karşılığı olmadığı için soyut ve özgün oluyor. Bilinen sözcüklere farklı anlamlar yükleyerek bu tasarımı dile döküyor. Sonuçta kendine özgü bir dil oluşturuyor. Şimdi İmge mazmun merkezli klasik şiirden sonra ortaya çıkan modern şiirin dilidir. Mesela e, divan Edebiyatı da var mesela oklarını bana atma diyor. Ne diyorsun ya? Yani kirpikleri ok gibi ya mesela onu orada bir imgeleştiriyor yani. İmge dilin bireysel kullanımı mesela durur alev gibi dağlarda kanlı bülbüller sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer demiş. Bakın burada kanlı bülbüller derken Ahmet Haşim bir imge kullanıyor ya da Cennette bugün güller açmış görürüz de hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde diyor. Kızıl hatıra. Burada bir şey anlatmaya çalışıyor Yahya Kemal Beyatlı. Sonra sana kullanılmamış bir gök getirsem ne yapsam ne tutsam nereye gitsem kullanılmamış bir gök. Nasıl yani ya? Yani hiç kimsenin bakmadığı bir gök demek istiyor. Ben kandan elbiseler giydim. Bundan senin haberin var mı? Kandan elbiseler. Denizin pencereleri sürgülüydü. Ben seni bekliyordum. Denizin pencereleri. Denizin penceresi. İşte burada sıra dışı benzetmeler kullanıyor. Ve şair kendi dilini oluşturuyor. Şimdi gelelim yani peki hocam sadede gelelim biz anlamadık bu kısmı diyebilirsiniz. İmgeyi nasıl yapacağız dediğiniz zaman dizelerinin arasında böyle denizin pencereleri, kandan elbiseler, kullanılmamış gök, kızıl hatıra, kanlı bülbüller gibi sıra dışı bir benzetme, sıra dışı bir ifade görürseniz hop yapıştıracaksınız bu imge diyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi teşbihe bakalım. Teşbih benzetmeydi. Aralarında ilgi bulunan iki kavramdan zayıf olanın güçlü olana benzetilmesi. Şimdi ben de güneş gibi yüce dağ gibi İçinde kaybolsam yayla dumanı bak. Güneş gibi yüce dağ gibi içinde kaybolsam diyor. Bak güneş gibi. Yani kendini güneşe benzetiyor. Teşbihi beliye bakalım. Yalnızca benzeyen ve kendisine benzetilenin ögeleri yapılan benzetmeler. Burada az önce teşbihin en güzel örneğini en basit örneğini şuradan bir kez daha gösterelim. Kafanız karışmasın. Bu dört ögesi de olan benzetme bak. Dört ögesi de olan benzetme. Yani futbolcular benzeyen aslan benzetilen kendisine benzetiliyor çünkü benzetilen gibi benzetme edatı güçlülükte benzetme yönü anlaştık mı arkadaşlar bu dört olursa dört ögesi olan benzetme oluyor ama sadece benzetilen ve benzeyen olursa o zaman güzel benzetme oluyor buna da biz teşbihi beliği yani güzel benzetme diyoruz. Şimdi Güzel benzetme yalnızca benzeyen ve kendisine benzetilenin ögeleriyle yapılan benzetme. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda demiş. Bak cennet vatan derken vatanımızı cennete benzetiyor. Cennet gibi güzel vatan dememiş. Cennet vatan. Eğer cennet gibi güzel vatan deseydi o zaman tamam eyvallah. O zaman derdik ki burada dört ögesi var ama burada sadece cennet vatan demiş. İstiare ise benzetmenin asıl unsurları olan benzeyen ya da kendisine benzetilenden yalnızca birinin kullanılmasıdır. Bakın istiareyi burada göstermiştim. Şimdi bak aslan futbolcular derken e, benzetilen benzetme edatı benzetme yönü ve benzeyen olursa dört ögesi de vardı. Sadece benzetilen ve benzeyen olursa güzel benzetmeydi. Sadece benzetilen olursa istiare oluyor. Sadece benzeyen olursa bu da istiare oluyor. Peki hocam istiharenin çeşitleri var mı? Var. Bu açık istihare. Bu ise kapalı istihare. Neden açık neden kapalı? Burada sadece benzetilen var. Yani burada açık bir şekilde söylüyor. Aslanlar sağa açık. Aç aslanlar açık açık görüyorsun. Burada ise futbolcular sağa da adeta kür ederken Ha, futbolcuları aslana benzetmiş. Çünkü küremek aslana özgüdür. Tamam bak buradan anladım diye kavruyorsun. İşte bu kapalı ister oluyor. Ya da benzetilen varsa açık, benzeyen varsa kapalı ister de diyebilirsiniz. Şimdi Benzetmedeki kendisine benzetilen ögeseli yapılıyor. Açık yani. Havada bir dost eli okşuyor derimizi. Bak dost eli derken rüzgarı kastediyor ama dost eli gibi yumuşak rüzgar okşuyor derimiz demiyor da dost eli diyor yani. Hiç orada benzeyeni söylemiyor. Kapalı hislerle bakalım. Benzetmedeki benzeyen ögeseli yapılır. Yaldızlı perçemlerin ıslandıkça uzuyor. Yalnızlık damla damla şakağından sızıyor. Yalnızlığı suya benzetmiş. Bak yalnızlık suya benzetmiş ama ne yapmış? Sen sızmasından anlıyorsun yalnızın suya benzetildiğini. Yani o zaman şurayı bir kez daha gösterelim. Kafa karışıklığı olmasın. Bu dört ögesli olan benzetme. Bu teşbihi bili. Sadece benzeyen ve benzetilen var. Sadece benzetilen olursa, aslanlar olursa açık istihare. Eğer sadece benzeyen olursa, kendisine benzeyen olursa ne oluyor arkadaşlar? Bu kapalı istihare olmuş oluyor. Gelelim mecazi mürsele. Mecazi mürsel ise bir sözün benzetme amacı güdülmeden başka bir sözün yerine kullanılması. Mecazi mürselde değişik anlamı ilişkileri var. Peki burada bir mecazi mürsel yapın hocam diyorsunuz. Hemen göstereyim. Mesela söylüyorum. Şimdi biz burada futbolcular aslara benzetiyorduk. Benzetme ilgisi olmadan bir kelimeyi başka bir kelime yerine kullanıyorum. Dikkat edin. Usta kramponlar sahaya çıktı. Şimdi futbolcular krampona benziyor mu? Hayır. Ama futbolcuların yerine krampon kullanmışız. İşte bu mecazi mürsel oluyor. Bu ad aktarması mecazi mürsel diyebiliriz arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi mesela dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Bayrağımızı hilal yerine kullanıyorum. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet. Beyoğlu'ndaki insanlar ve Karacaahmet'teki mezardaki insanları kastediyor. Yani Beyoğlu'ndaki insanlar dans ederken Karacaahmet mezarlığı ağlıyor diyor. Ama Karacaahmet ya da Beyoğlu'nu bahsetmiyor. Onun içindekilerini kastediyor. Büyük şiirler tasarladı trajik ve ağır. Batının uçarlığına ve doğunun kederine dair diyor. Bak burada batı derken neyi kastediyor? Batı'daki toplumu kastediyor. Doğu derken neyi kastediyor? Doğu'daki doğudaki toplumu kastediyor. Halbuki burada yönü kullanmış. Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa diyor. Bak burada yine şair derken şairin şiirini kastediyor. Mesela Mehmet Akif okumayı çok severim. Mehmet Akif okumuyorsun ki Mehmet Akif'in şiirini okuyorsun. Bizden evvel buraya inen 3-4 arkadaş kurmuşlar tutuşan ocağa karşı bağdaş. Ocak tutuşmuyor. Ocağın içindeki odunlar tutuşuyor. Ya da işte bardağını bitir, tabağını bitir. Tabağını bitiriyorsun ki tabağın içindeki yemeği bitiriyorsun. Baharda semadan bereket yağar. Bu mevsim gündüzler geceyi boğar. Bereket derken bu bir sonuç ama sebebini söylüyor. Bunu kastetmemiz gerektiğini bilmenizi istiyorum. Şimdi geldik teşhis kişileştirmeye. İnsan dışındaki varlık veya kavramlara İnsan ait duyuş ve davranış özellikleri yüklemektir. Yani bir yağmur başlar ya inceden ince bak o zaman topraktaki sevince. Toprak sevinmez ki toprağa insan özgü bir özellik vermiş. İntak ise konuşturma yani insan olmayan varlığın bu sefer konuşması. Kişileştirilen varlık veya kavramın konuşulması intak olan yerde doğal olarak tabii ki de kişileştirme sanatı da var. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim minicik gövdeme yüklü kafta bak burada ne oluyor? kelebek konuşuyor. Kelebek konuşur mu? Konuşmaz. O zaman kelebeğin konuşması, bak böyle kelebeğe konuşturma yapmış. Bu intak oluyor. Aynı zamanda burada kişileştirme de var. Tenasüp uygunluk. Anlamca birbiriyle ilgili kelimelerin bir arada kullanılması. Yunus ki Nergis'te güler, gülde kanar, kırlarda gelincekte onun bağrı yanar. Nergis, gül, gelincik. Münasip, tenasüp, uygun kelimelerin bir arada kullanılması. Tell me, tell me. Hatırlatma yani. Bana hatırlat der gibi. Hemen herkesi bilinen bir olaya veya kişiye gönderme yaparak o olayı veya kişi hatırlatmadır. En kara gönüller aya vurgundu. Leyla'yı içinde bulan er gibi. Leyla kelimesini gördüğünüzde, Mecnun'u gördüğünüzde, Ferhat'ı gördüğünüzde, Şirin'i gördüğünüzde, Aslı'yı gördüğünüzde, Kerem'i gördüğünüzde burada bir şeyler hatırlatacaksınız. Sadece bu tarz aşk kahramanları değil, yine peygamberimizin ismini gördüğünüzde ya da işte Hazreti İsa, Hazreti Musa, başka işte ee, Hazreti Adem böyle peygamber isimleri gördüğünüzde o da bir şey hatırlatıyor demektir. Telmih sanatı var diyebilirsiniz. Hüsnü talil güzel nedene bağlamak. Hüsn güzellik demek. Mesela Hüsn, Hasan, Hüsniye, Hüseyin bunların hepsi güzel demek. Hüsnü talil de güzel nedene bağlama. Bir olayı gerçek nedenin dışında bir nedene, çoğunlukla da güzel bir nedene bağlamadır. Yeni bir ülkede yen vermek için atlarına nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgarına. Yani sırf atlarına daha başka bir ülkede yem verelim diye insanlar fetih yapıyor diyor. Yani bizleri kasıyor biz Türkler. Dolayısıyla bu güzel bir nedene bağlanmış. Ya da deriz ya işte sen geldin diye ağaçlar çiçek açtı sevgilim. Hadi oradan yani resmen güzel nedene bağlıyorsun. Tecahülü Arif ise cehaletten hatırlayın bilmezden gelme. Bildiği halde bilmezden geliyor. Bildiği bir şeyi bilmez görünme bilmezden gelmedi. Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Sular mı yandı? Neden Tunca benziyor mermer diyor. Yani mermerin üzerindeki bu bakır renk esasında gün battığı için orada bir kırmızılık var. Ee, onu mermer Tunca niye benziyor? Yani niye böyle e, bu renk oldu diyor. Bilmezden geliyor. Mesela kaşlarıma kar mı yağdı diyor. Yani ne kar yağması işte belli ak düşmüş. Kinaye ise gerçek anlamı da düşünebilecek bir sözü gerçek anlamının dışında kullanmaktır. Bulamadım dünyada gönle mekan... Nerede bir gül bitse etrafı diken. Yani gerçekten de gülün etrafında diken olur. Ama burada anlatılmak istenen iyiliklerin yanında, güzel insanların yanında mutlaka bir sıkıntılı insanlar da oluyor demek istiyorum. Tevriye ise çift anlamlı. Bir anlatım inceliği elde etmek için birden çok anlamı olan bir sözün yakın anlamının değil uzak anlamının kastedilerek kullanılmasıdır. Bu kadar letafet çünkü sende var beyaz gerdanında bir de ben gerek. Yani ben derken şu vücudumuzda olan benlerden bahsediyor ama bir de birinci birinçteki şahıs bahsediyor. Buna benzer başka ne örnek verebiliriz? Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dışı kalmış canavar diyor Mehmet Akif Ersoy İskal Marşı'nda. Buradaki ulusunda da var. Yani hem sen, sen yücesin korkma diyor hem de havlasın onlar korkma nasıl seni boğsun diyor. Tariz ise iğnelemek. Bir sözü tersini kastederek kullanma. Bir saatte söyle yüz bin yalanı el bir doğru söz söylerse inanma bak yalan söyle diyor yani resmen iğneliyor. Yalan söyleme demek istiyor esasında. Tezat tezıt diye de tutabilirsiniz zıtlık. Birbirine karşı duygu, düşünce, hayal ve durumları ifade eden kavramları bir arada kullanma. Aydınlığa koştum karanlık çıktı. Her sevgi, her vefa bir anlık çıktı diyor. Burada aydınlık ve karanlık birbirine zıt. İrsali mesel ise anlatıma güç kazandırmak için atasözü, özdeyiş veya yaygın bir söz kullanmak. Esnafa da biraz insaf gerekir. Bal tutan parmanyalar. Bakın bal tutan parmanyalar bir atasözü bunu kullanmış. Mübalağa abartma günlük hayatımızda çok yaptığımız bir şey. Sözün gücünü veya etkisini artırmak amacıyla bir şey olduğundan çok çok fazla ya da çok çok az göstermek. Zalim yarın elinden gözyaşım sele döndü. Yani çok ağlamış ama birazcık abartıyor. Nida seslenme. Ey hey gibi ünlemler. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse opak anlı değer demiş Mehmet Akif Ersoy. Burada ey Nida. Tekrir ise tekrar gibi yineleme. Sözün etkisini güçlendirmek amacıyla yapılıyor. Akşam yine akşam yine akşam bir sırma kemerdir suya baksam demiş şair. Asonansta asil diyeceksiniz. Yani ünlü harfler. Asil, asonans, ünlü harflerin tekrarı. Sokaktayım kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum arkama bakmadan yürüyorum. Bakın ağlar tekrar etmiş. Aliterasyonda ise Ali. Ali ünsüz biri diyeceksiniz. O zaman bu sefer de ünsüz harflerin tekrarı. Bir gülse yüzün yazla da bahar, kış da bahardır. Aşkın sesi sen, bestesi sen, namesi sensin. Bak S'ler aliterasyon yapmış. O zaman konumuzu bitirdik. Şimdi ara tatilimiz de bitti. Artık güzel güzel derslerimize geri döndük. Sıfırdan 9'a Türk Dili Edebiyatı kitabımızdan ve Dinamo Soru Bankamızdan bu konuyla alakalı konu anlatımlarını ve soruları çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Burada sizler için ince ince tane tane her şeyi güzel güzel gösterdik. Söylediğim gibi konumuz son derece basit. Tekrar da bir dakika işte bir kez daha özetleyin ve bitirelim. Benzetme neydi? Aslan futbolcular dediğimizde benzetme oluyordu. İstihare aslanlar sahaya çıktı ya da futbolcular kükredi dediğimizde. Yani ya benzeyen ya da benzetilen kullanılıyordu. Mecaz-ı mürzelde ise benzetme yoktu. Usta kramponlar dediğimizde futbolcular krampona benzemiyordu ama benzetme şey bir kelimenin yerine kullanıyordu. Teşhis kişileştirme. İşte e, kalem konuşuyor mesela. Kalem, kırmızı kalem, mavi kaleme küsmüştü. Burada kişileştirme var. Ama kırmızı kalem, mavi kaleme babana haber derse o zaman konuşturma olmuş oluyor. Tenasüp münasip dedik. Uygun şeylerin bir arada kullanılması. Tell me, tell me. Yani hatırlatma. Bana bazı şeyler hatırlatıyordu. Hazreti İsa'yı, Hazreti Musa'yı, işte Bedir Savaşı'nı veyahut da... Çünkü Bedir Savaşı açmış. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı demiş. Çanakkale şeylerinde Mehmet Akif Ersoy. O da bir telmi. Hüsnü Talil güzel nedene bağlama. Tecahülü Arif bilmezden gelme. Cahil davranıyor yani. Kinaye hem gerçek hem mecaz. Tevriye iki gerçek. Tariz bariz inilemekti. Tezat tezıtlıktı. İrsali mesel atasözü kullanma. Mübalağa abartma. Nida ey diyorduk. Tekrar tekrar etmek. Asonans ünlü tekrarı. Aliterasyon da ünsüz tekrarıydı. Hadi bakalım. Ödülü sorumuzu yapmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Sıfırdan 9'a Türk Dili Edebiyatı ve Dinamo Soru Bankalarını açıklamadaki Tonguç Mağaza linkinden ya da size en yakın Tonguç Yapısından alıp güzel güzel çalışabilirsiniz. Burada aynı taktikte sizlere bu konuları çok net bir şekilde güzel örneklerle göstermeye çalıştık. E, buradaki soruları da çözüp örnekleri de, de inşallah sınavlarınızda bu konuyu çok rahat bir şekilde halledeceksiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.